2020 yılında Kanatlı Barajı'nı ve sulamasını tamamladık. Sulamasının tamamlanmasına mütakip Karakoçan ve Kovancılar Ovası'nda 70.920 dekarlık bir alanın sulamasına başlamış olduk. İlk aşamada 3 yıl tesisin, sulama tesisinin işletme çalışmalarını ve deneme çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirme esnasında da vatandaşlarımız tarafından yine arazide ekim ve dikim olayları gerçekleştirilmiş olup bu yılda yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda sulama gerçekleştirildi. Evet. 2023 yılında yapılan tespitlerde ovada şeker pancarı, mısır, karpuz, domates şeklinde ürün ekimine vatandaşlarımız iştirak etmiş olup bu yıl bayağı bir verimli geçmiştir. Bundan sonraki yıllarda vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ekim ve dikim olayını gerçekleştirebilir. Özellikle kuru tarım yaparken vatandaşlar yağmurun yağma durumuna göre verim elde etmek zorunda kalıyorlardı. Sulu tarıma geçmeyle vatandaşlar şunun faydasını görecekler. Bizim depolamamız ve suyumuz sabit olacak. Vatandaş yağmur yağdı yağmadı derdine düşmeyecek. Çünkü depolamamızda yeterli miktarda su olacağından vatandaşlar gönül rahatlığıyla ekim ve biçim olayını gerçekleştirecek. Daha verimi yüksek, katma değeri yüksek ürünler almaya başladık. Bu da tabii bize ve çevremize büyük istihdamlar sağladı. Gördüğünüz gibi işte şu an pancar biçimi yapıyoruz. Elazığ Şeker Fabrikası'yla sözleşmemiz var. Mısır biçimi yaptık, Sütaş'la sözleşmemiz var, teslim ettik. Yani Allah devletimize zeval vermesin. Tabii bunda ülkenin yani değerleri, bu tür ürünleri bize ekip biçimi sağlayan devletimizden de müteşekkiriz devletimize. Kanatlı barajdan sonra mahsullerimiz arttı. Mısır, kavun, karpuz gibi, pancar gibi yeşil mahsullerimiz çoğaldı bölgemizde. Allah devletimizden razı olsun. Yani bu gibi imkanları bize tanıması çok büyük bir avantaj yani.